Kelimelere karşılık gelen şifreler karışık verilmiş. Buna göre tamam kelimesinin şifresi hangisidir? Ata kelimesinin başında ve sonunda aynı harf var. Başında ve sonunda aynı rakam olan şifreyi bulalım. A harfi yerine 8 yazıyoruz. T harfi yerine 3 yazıyoruz. Geriye M harfi ve 7 rakamı kaldı. M harfi yerine 7 yazıyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Aynı renk dilimlerinde olan sayılara bakalım. 3'ün 10 fazlası 13'tür. 7'nin 10 fazlası 17'dir. 5'in 10 fazlası 15'tir. 9'un 10 fazlası 19'dur. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci sırada gözler sağ yukarı bakıyor. İkinci sırada gözler sol aşağı bakıyor. Birinci sırada dudak eğriyken ikinci şekilde düz yatay bir çizgi olmuş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekil 4'e bölünüp sağ alt parça çıkarılmış. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Kırmızı ve yeşil daireler renk değiştirip saat yönü tersinde birer köşe ilerlemiştir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekiller her adımda iç içe geçmiştir. Cevabımız B şıkkıdır. Şeklin üstten görünümü hangisidir? Cevabımız A şıkkıdır.